Keşke şey çaltaydın kanka. Yani bu kadar korkak. Tamam kanka. Tamam, senin gibi bir eltini vereyim. Kodumun salağı seni. Ya sizin belanızı sikin. Kesin kendinizi. Amcıklar daha bir el olmuş. Ha. Viper almışsın bu map'e. Viper ne alakası ama nefes teksin. Mutelenim şu. Çok biliyorsunuz oyunu ama nefes. Hepiniz çok biliyorsunuz. Viper konuşan adam vur kanka ya. Viper almışsın bu map'e. Viper ne alakası ama nefes. Bu arada iki farklı çekilişimiz var. İlk çekilişimizde Fiberpin sponsorluğunda 2 adet 225 VP veriyorum. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten benim referansım ile siteye girdikten sonra sağ üst köşeden kayıt olmak. Sponsorumuz Fiberpin üzerinden ucuza hızlı bir şekilde ister Valorant puanı, isterseniz PUBG LOL gibi farklı oyunlar için de kod alabilirsiniz. İkinci çekilişimiz içinse Discord'uma geldikten sonra çekiliş odasındaki şu emojiye tıklamak bu kadar basit. Her şeyin başladığı yerdeyiz. Raze'e dikkat edin, tek başına agro bir şekilde A main almaya çalışırken Jet ve Viper yeri de bekliyor. Raze tek başına savaşıp ölüyor. Bunun üzerine olanlara bakalım. Jet sen full kapalı mı oynayacaksın kanka? Yes. Keşke şey çaltaydın kanka. Yani bu kadar korkak. Tamam kanka. Tamam, sakin senin gibi bir el alayım. Eltini vereyim. Kodumun salağı seni. Ya sizin belanızı sikin. Kesin kendinizi. Amcıklar daha bir el olmuş. Bakın uzun zaman sonra ilk defa TR'de oynuyorum. Bazen yorumlara soruyorlar. Neden genelde yüksek elo'yu Frankfurt'ta oynuyorsun, yabancı server'da oynuyorsun? Hani sebebi bu. Elo pickleri var. 200 pick. Adamın Immortal 3 oluşuyla dalga geçiyor yani. Ego savaşlarına bak, küfürlere bak. Ya yabancı server'da bunlar o kadar zor gerçekleşiyor ki. Viper konuşan adam vur kanka ya. Viper almışsın bu map'e. Viper ne alakası ama nefes teksin. Mutelenim şu. Çok biliyorsunuz oyunu ama nefes. Hepiniz çok biliyorsunuz. Ena herhal şuradan geliyor. Vuralım mı şu çocuğu? Vuralım kanka, gel. Vuralım da bir vuralım. Şey değişmeyecek yani. Onu vursan da bu jet. Kanka yani Sage alsa yerine çift enter yapmak yerine zaten oyunu yeneceğiz ama. Siktir git. Ya info yok, bir şey yok ya, adam geçitten gelmiş, kırmış, bir kişi de söylemiyor ya. Elinize ne geçiyor acaba, şöyle oynayınca otur. İtiraşladı. İnfo desen yok. Fight salma desen yok. Adamlar girmiş, retake salmaya ultim var. Tek tek gidip gidip ölüyorlar. Sürekli arkadan geliyorlar, bir kişi bile info vermiyor. A'yı salmaya gideceğiz. Rain arkadan. Çocuk. Ayakta kalan son oyuncu. Güzel. Omon B oyuncusuydu, Rain adacı. A oynayalım mı? Aynen kanka, Spike'la git, açıl oraya. Omen B'de. İnsanda var ya, oynama hevesi bırakmıyorlar ya. Vallahi mentalim çöktü. İlk maçım bak, sabah saat kaç? Saat öğle 2 olmuş. İlk maçım. Ya, oyundan soğudum ya, el atıp çıkasım geldi yani. Bak ult, adamda Spike var. Spike'ı götürüyor, gördün mü? Satmayı. TR elosu bu. Bak son maç şu. Az önce oynadığımız. Hiç kırpma olmadan direkt gireyim. Yani bir de Frankfurt'ta oynayalım bak. Arka gelen olmayacak herhalde ya. Çok düştüler ya. Yani Sky'ın olduğunu biliyorlar. O kadar kişinin smoke'a cross koymaması lazım. Sky ve Phoenix'le oynuyorsanız, yani rakipte de mesela Sky var. Smoke'lara aim koyarken dikkat edin. Bir anda flash pick atıyorlar çünkü yani. Biri anti flash beklesin. Bir de flashlarını sayın. Özellikle Phoenix'in. Hadi Sky'ınki yenileniyor ama Phoenix'in flashlarını sayın. Bak bunlar birbirimize gaz veriyor. Let's go. Haydi alırız diye. Ve TR'ye bak. Herkes birbirine sövüyor. İnsan burada luz alsa bile sonraki maça girecek enerjisi kalıyor, anladın mı? Şu öncünün attığı kurtla beraber oynayın.
Flash pick gelir. Oman? Ha? Ananamı. Oh, you are Kurdistan. Okay, let's go. Yeah, 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 Kurdistan. Her bir Japon. Çocukla niye oynamadık ya? Why would you leave me alone? Haklı. The fuck you Go look at my history, you Kurdish rat. Maybe you will see that you are the fucking problem. Fucking bot. Orospu çocuğu. Yeah, yeah, orospu çocuğu, yeah, yeah. Let's go Turkey. Sky arkaya flash attı ya, info almadı. Bu çocuk buradan açılır. Gibi. Kanka neden burada tek kişi var? Short alınmadan heaven alınmış. NPC. NPC. Bu maç bu şekilde devam ediyor ve kaybediyoruz. Ve bakın bundan bir sonraki maç ne oluyor? Brimstone'u tanıdınız. Az önceki Omen 0-10 giden çocuk. Evet. Bakalım bu maç neler olacak. Just stand around bridge and come with us. Sayfari. Heaven çıkacak şimdi bizi vurmaya. Oman oman. Kill him. Bir bekle side'ı temizleyelim, ondan sonra plant fake var ya. Herkes üstüne koşacak zaten plant sesini duyunca. Bırak biz bir side'dakini vuralım da ondan sonra üstümüze çek çocuğu. Bekle tek gitme ya. I have flash. Flash'larınız olduğunda veya flash atarken mutlaka takımınıza söyleyin. Let's go ahead and then we can go be with your ult, I guess. Yine bir güzel iletişimin örneği. Nice. Nice. I'm ulting city after your ult. Ulti'den sonra ben de ulti atacağım diyor. I will dead city. Ben de o zaman sarsayım ki birim ultisinden kaçamasınlar diyorum. Ve gördüğünüz üzere beleş bir kill almış olduk. Bu maç mesela ben çok fazla kill katkısı veremiyordum takıma. Az önceki oynadığım iki tane maçın siniri üstümdeydi. Ama bakın takımdakiler toksiklemek yerine ne diyor? Nasıl? Böyle yaparak beni oyunda tutmaya çalışıyorlar ve düşürmüyorlar. Ben şu anda kötü bir oyun geçirdiğim için adam vuramasam da olabildiğince supportlayarak takımı kazandırmaya çalışmam lazım. Yes, I can buy for you, operator. Madem vuramıyorum, olabildiğince supportlamam lazım. What happened? Heaven. One more I think. Neden bir tanesi daha olduğunu düşündüm? Çünkü Parity Stinger kırdı ama Sage'de Vandal vardı. Demek ki orada birisi daha var. Söylemiştim. Yine aim kullanmadan rant aldırdığım bir sahne. Yeni bir zaman oynuyorum. Ben Nault ile beraber kurmalarını engelledim. No time. Mermi sıkmadan roundu aldırdım. Bridge, can you jiggle pick here? Buradan benden pick atmamı istemesin neden? Ona bait atmamı istiyor. Random sıkmak iyi bir bait değildir. Onun yerine böyle pick atarak baitlemek çok daha iyi bir tercih. No, don't die there. Maybe 3 mid. Burada Brimstone'a dikkat edelim. Bakın Brimstone tekini vurdu, Sky'da birimi vurdu. Ben burada hemen onu stunlayabilirim. Ama stunlarsam stun'ı hemen açılacak. Ve onu vurabilecek kimse yok yakında. O yüzden stunlamaktan vazgeçiyorum. Bakın ne yapıyorum bu sefer? Hemen bizim adamın kontağını atıyorum. Operatör mermisi kaçırmıştı. Ama adam stun'da olduğu için round'u aldı. Oh nice stun breach. Oh my god. They split I guess. Go back. Devamında takımdakiler vura vura aldık. Şimdi dediğim gibi diğer iki maç kötü geçtiği için bu maçta benim mentalim çok düşük. Ve bu benim aim'ime de yansıyor. Oldukça düşük vuruyorum. Aim'im bu maç çok kötü. Bu tür durumlarda olabildiğince takımınızı supportlayın. Bari bu şekilde win almaya çalışın.
Oyunda mental gerçekten de aşırı önemli bir şey. Yani bunu basitçe size göstereyim. Ben bundan sonra hemen bir maça daha girdim. Şu anda da görüyorsun zaten onu. Bakın şöyle bir maç geçmişimize bakalım. Maç geçmişine baktığımızda iki tane toksiklikle geçen maçları görüyorsunuz. Killjoy oynamıştım ve bakın ne kadar kötü oynamışım. Puanlarım da zaten çok kötü. Devamında az önceki bridge maçını oynuyorum. Yine çok iyi değilim. Kötüyüm ama supportlayarak biraz takıma da yardım ederek kazanıyoruz. Bakın o maç düzgün takım geliyor ve mentalim iyileşiyor. Ne oluyor? Sonraki maç ben 13'e 2 kazanmışım ve çok iyi oynamışım. Görüyorsunuz yandaki skoru. Ve devamındaki maçlarda kazanmaya başlıyorum. Bakın hiç ara vermeden aynı gün içerisinde iki tane maçta çok kötü oynamışsam, sonraki maçlarda bir anda taşıyorsam emin ol ki bunun mentalde çok büyük bir etkisi var. Bu şekilde mentalinizin düştüğü zamanlarda oyunlara ara vermenizi öneririm. Yoksa çok büyük lose streaklere gidebilir. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.